Merhabalar, bugün sizlere hazır yufkadan patatesli börek yapacağım. Bunun için patateslerimi soydum. 2 adet patates kullanacağım. Bunu küçük küçük doğruyorum. Patatesim bu arada çiğ, yani pişmemiş kullanacağım. Soğanımı da öyle. 1 adet soğan kullanacağım. Bu böreği bir yerde yemiştim, çok beğenmiştim. Hani ben normalde patatesli böreği çok sevmiyorum. Haşlandığı zaman tadı çok farklı oluyordu. Bu şekilde çiğ olarak yapılmıştı. Tarifini aldım hemen. Çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. Denemek istedim. Şöyle küçük küçük doğruyorum. Ve bayağı küçük olsun. Bu böreği yapıp buzluğa da koyabilirsiniz. İsterseniz pişirebilirsiniz de. Ben bugün birazını pişireceğim. Eğer fazla gelirse birazını da buzluğa koyabilirim çiğ olarak. Bu şekilde küçük küçük şöyle doğruyorum. Soğanlarımı da aynı bu şekilde küçük küçük doğrayacağım. Evet, patatesim ve soğanım küçük küçük doğradım. Bir tutam da maydanoz ilave ettim. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı biber attım. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Evet, iyice karıştırdım. Artık içerisine süreceğim. Malzemeleri ilave edeceğim. 1 çay bardağı sütüm var. 1 çay bardağı sıvı yağla zeytinyağını karıştırdım. 1 çay bardağı da sade soda koyuyorum. Bir adet yumurtanın sarısını ayıracağım üzeri için. Beyazını da içerisinde kullanıyorum. Daha doğrusu beyazını değerlendirmek için. Beyazı buraya da geçtim. Şimdi iyice karıştırıyorum. Evet, şimdi yufkamı serdim. Bir adet yufkamı serdim. Şöyle ikiye katlıyorum. Düzeltiyorum. Daha kolay kesebilmek için yapıyorum bunu. Ortasından kesiyorum. Ve bunu da üst üste katlıyorum. Hemen şuraya geldim. Bunu da 3 parçaya bölüyorum. Şöyle. Yani bir yufkadan 16 tane çıkması gerekiyor. Şu şekilde üçgen. Hemen bunu da kesiyorum. Bu tür böreklerde yufkanızı el açması alırsanız çok daha güzel olur börekleriniz. Bu şekilde üçgen şeklinde yaptım. Şöyle alıyorum kenara. Bir tanesini serdim. Bu karışımımdan her tarafına sürüyorum. Bazen yırtık çıkabiliyor. O yırtıkları arasına alın. Hiçbir şey olmaz. Şöyle. İki tane koydum. Şimdi bir tane buraya da sürüyorum. İkinci kata da sürüyorum bu malzemeden. Ve patatesli harcımdan şu uca koyup saracağım. Bu şekilde şöyle sarıyorum. Böyle. Tekrardan yapalım. İç malzemeyi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Peynirli, maydanozlu, kıymalı, benimki gibi patatesli. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle koydum. Bu içine koyduğumuz soda
çıtır çıtır olmasını sağlıyor böreğimizin. Bu şekilde. Böyle sarıp buzluğa koyun. Güzelce dizin buzdolabı poşetlerini. Hiçbir şey olmuyor. Ben şimdi bir tepsi dolduracağım. Daha sonra pişireceğim. Evet, böreklerimi bu şekilde sardım. Daha sarmaya devam edeceğim. Bunları pişireceğim. Bundan sonraki sardıklarımı dondurucuya koyacağım. Yumurta sarımı şimdi üzerine sürüp fırınımı da açtım. 180 derecede önceden ısıtıyorum. Böreklerimi sıcak fırına vereceğim. Evet, sürdüm. Şimdi üzerine isteğe bağlı olarak çörek otu atabilirsiniz. Susam atabilirsiniz. Ben biraz çörek otu atacağım. Bu tür böreklere çok yakışıyor. Tamam. Artık ısınan fırınıma veriyorum. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet, böreğimi fırından aldım. Son hali bu şekilde. Size fazladan sardığımı da şöyle buzlukta bu şekilde kapladım. Bunu da böyle saklayabiliriz. İsterseniz buzluk poşetine de koyabiliriz. Ama bu şekilde sakladığınız zaman şekli çok bozulmuyor. Böreklerim de böyle. Dışı çıtır çıtır. Çok güzel. Mutlaka tavsiye ederim. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.